Yani bu kamerayı aldığımdan beri asla vlog çekmedim ve ben bu kamerayı vlog çekmek için aldım. Çünkü bu kamera bir vlog kamerası. Pocket 2'den bahsediyorum bu arada. DJI'ın Pocket 2'sini aldım birkaç ay önce. Ve sürekli olarak kamerayı ana kamera gibi kullanmaya çalışıyorum. Ya dedim hiç vlog çekmiyorum. Yani aslında çok da vlog çekmeye değecek bir hayatım yoktu son zamanlarda. Biraz da o yüzden çekmek istemedim. Sürekli evdeyim, hiçbir şey yapmıyorum falan. Böyle yeni yeni birazcık dışarı çıkmaya başladım açıkçası. Çok da hala sosyalleşmemeye çalışıyorum bu arada. O yüzden dedim ki ya ne çekeceğim, ne millet ne izleyecek. Ama şimdi bugün böyle birazcık planım programım var. En azından bugünü bir vlog haline getireyim. Sadece kamerayı açtım. Önüme geleni çekeceğim bugün. Bugünkü plan şu. Akasya'ya gidiyorum. Saat 2'de randevum var. Telefonumun bataryasını değiştireceğim. Günde 2 kere falan şarj etmem gerekiyor artık. Ya satıp iPhone 14 alacağım. Ne 14'ü ya? iPhone 13. Ya satıp iPhone 13 alacağım ya da satmadan bir sene daha kullanıp sonra 14 alacağım. Çok kararsızım. Dolardan dolayı zam gelecek muhtemelen. Acaba zam gelmeden alsam da bu işi kapatsam mı diyorum. Bu ülkede yemin ederim planlarınız anlık ve günlük olmak zorunda. Marlişko'ya televizyon açtık. Akşam korkmasın diye Marlişko'ya ışık da yaktım. Televizyonu da açtım. Öyle bırakıyorum evde onu genelde. Giderken çok mahzun bakıyor. O yüzden böyle çok hızlıca kuşum ben çıkacağım geliyorum falan geleceğim akşama falan deyip böyle uzuyorum evden. Şimdi yine öyle yapacağız. Akasya'dan sonra da sevgili arkadaşım Onur Gürler'in evine gideceğim. Belki kendisini tanıyorsunuzdur. Onun evi çok yakın Akasya'ya. O yüzden oradan çıkışta sana uğrayayım dedim. O da Onur gel dedi. Akasya'da biraz dolanırız beraber diye düşündüm. Aslında biraz da o yüzden vlogu çekiyorum. Geleceğim kuşum ben, tamam mı? Baktı. Babamdan bir araba kaldı bana. Sadece ben kullanabiliyorum ailede. Çünkü pick-up araba. Pınar zaten çok korkuyor arabadan. Annem de yıllar önce bir kaza yaptı, sonra araba kullanmayı bıraktı. Kimse ailede o arabayı kullanamadığı için bir tek ben kullanıyorum. Şöyle bir şey oldu. Arabayı bir kere otoparka sokmaya çalışırken arkasını hayvan gibi vurdum. Ertesi günde sağ aynasını kırdım. O yüzden arabadan acayip soğudum. Sağ olsun Burak Pınar'ın erkek arkadaşı olan götürdü, tamir ettirdi. Bugün yarın gelecek herhalde araba. Hatta akşam gelecek galiba. Şimdi o yüzden Marmara'ya bineceğim. Oradan da metrobüse bineceğim. Bu arada bazen toplu taşıma. Hatta galiba artık çoğunlukla çok daha mantıklı. Her dakika trafik var. Her dakika. Yani çok zor. Neyse şimdi biraz müzik dinleyip yaylana yaylana yürüyeceğim. Akasya'da görüşürüz. Öf, 2 saniye maskemi çıkaracağım. Geberdim. Şimdi Akasya'ya geldim. Bir 20 dakikam var, o yüzden dediler ki 15 dakika sonra gelin. Ve sıra falan yapmışlar. Şimdi biraz oyalanacağım. En sevdiğim yerlerden biri olan Bath & Body Works'a bakıyorum şu an ama içeri girersem kesin para harcayacağım. O yüzden yapmak istemiyorum galiba bunu. Yani hiçbir yere giresim yok. İnanın fiyatları görüp muhtemelen ağlayacağım çünkü. Sephora'ya girsem şimdi kesin sinir krizi geçireceğim. Hiç girmeyeceğim ya, vallahi istemiyorum. Tek bayağıdır Miniso'ya bakmıyorum ve Miniso'ya bakmak istiyorum. Zıvır zıvır diyarı çünkü. Benim en sevdiğim şey biliyorsunuz. O yüzden şimdi bir Miniso'ya iniyorum. Buraya scooter falan gelmiş. Vay canına. Güzel bardak, sevdim. Buraya biraz spor malzemesi update'i gelmiş. Aklınızda bulunsun, yoga matları falan her şey var. Şunlar da güzel, böyle ağzını açtığınız bir şeyi kapatmak için. Böyle 2 tane boyu var, biri büyük biri küçük. Şöyle şıkır şıkır makyaj setleri gelmiş. 90 lira. İnanılır gibi değil, Miniso ilk çıktığında o kadar ucuzdu ki. İnanılmaz tatlı bir Tom & Jerry anahtarlık buldum. Şu da çok tatlı. Aa, ışıklı bu. Çok güzel. Başıma ne geldi? Götürdüm telefonu. Genius'ta randevum var falan. Kadın yardımcı olayım dedi. Telefonun şeyini bir girdi. Kodunu. Neyse o. Dedi ki bu telefon Amerika'dan alınmış. Biz dedi pil değişimi yapmıyoruz. Hatta Troy bile yapmıyor. Çok bir iki tane yer yapıyor dedi. O yüzden yalan oldu telefonun bataryasını değiştirme işi. O sırada da Burak aradı, araba çıktı diye. Planlar değişti. Değişmeyen tek şey bataryam oldu. Onur'a geldim. Arabayı Suadiye'ye geri bıraktım. Marla'yı alacaktım. Sonra anahtarımı burada bıraktığımı fark ettim. Marla'yı alamadan ya geri işte geldim. Keşke Marla'da görev ikiydi evet ama. Evet ya, Marlişko ile şey burada tatlı olurdu ama neyse, başka zaman getiririm. Şimdi evet, geldim artık buradayım. Onur bana kahve yapacak ama kahve yapmadan önce. Simla Can Polat'tan öğrendiğimiz birkaç kural var. Kahveyi alırken şunları sorman gerek. Kahve sıcak mı soğuk mu olmalı?
Boyu ne olmalı? Şekerli mi şekersiz mi? Sade sütlü mü soya sütlü mü? Ve kafeinli mi kafeinsiz mi? Bunları cevaplamazsan o kahveyi hak etmezsin. Demek. Aynen öyle. Ne o? Maple şurup mu şu? Çakma ağzım. Maple. Bu bana bir pakette geldiydi. Ha Kent diyor. Türk markası. Aynen. Yaşasın ırkımız. Bakın ne almış. Yazıklar olsun. Polisi arıyoruz. Bildiğin sativa mativa yazıyor içinde. Emin değilim ama bak yazıyor bir şeyler. Yani Ostantili Lovina. Oha. Sinan Özen'in Quiero comer tus labios hasta ahora donde estabas. Ondan telif yer miyiz acaba? Şu anda açsak. Şu an yemeyiz senin akapellanla yemeyiz diye düşünüyorum. Yani. O kadar iyi söyledim ki gerçeği sanmış olabilirler diye düşünüyorum. Bir dakika bu TikToker'ın evinde ne olacaktı ki? Bir de kelime oyunu tabii ki çünkü kendisi kelime oyununda kaç puan Yıldız yaptın? Yıldız Tilbe'ye yenilmiş. Gerçekten mi? Evet, bilmiyor musun o hikaye? Onun şeyi bu. İnanamıyorum. Yıldız Tilbe'ye mi yenildin? Evet. Geceyi güneş siler. Ben sıcak kahve istiyorum. Okay, bu cevabı verdiğin için. Şekersiz istiyorum. Yulaf sütlü istiyorum. Önemli. Ünlü meşhur Onur Gürler. Ve Nespresso'mla. Ve Nespresso ve köpürtme zamazingosu. Onu kullanacağız şimdi. Onu kullanacağız. Şimdi bana ben bunu 400 milyonu aldım, tamam mı? Sonra linkleyeyim dedim utanmadan. 1980 lira olmuş. Ne? Bir şey diyeceğim. Bende Vestel'inki var. Vestel bile 700 lira zaten. Yani. Hani bu nasıl 400'ü aldın? Şaka gibi bu arada. İşte öyle bir şey. 400 küsür. Tam da yalan söylemeyeyim. Çok 500 iyi. De olabilir ama 400, 600 kesinlikle değildi. Çok iyi. Aynen öyle. Yani ben bile Vestel'e işte 500... Tabii indirimle falan 5 lira aldım. Yara çok iyiydi bunlar da işte sonradan her şey gibi. Olacak. Olacak. Aa pumpkin spice. Hmm. Ama düz spice yani. Sadece ha. Spice. Oo evet. Wow. Ben onunla şey yapmayı denedim. Pumpkin spice latte şurubu yapmayı denedim. Ve başaramadım. Aa. Evet. Nasıl olmadı. Yapacaksın ki zaten? Suyun içine şekerle birlikte biraz da bal kabağı püresi koyup kaynatıp onu sonra süzmek icap ediyordu. Ama asla olmadı. Bu kalp ilk kez kırılmıyor neyse ki. Bu yürek ilk defa bugün kırılmıyor mu acaba? Çok burada. Böyle rezil bir insan işte. Etrafı çok göstermiyorum ki. Teşekkürler. Sakatlık ve çıkmasın. Yani bak yani ayıp olmasın diye sen gelince şöyle bir toparlamış halim. Hani bak masanın üstünde kargo var. Espresso lab poşeti. Hele hele hele. Şuralara bak. Bugün gösterdim daha. Tony and Guy isimli. Deep clean. Evet. Şey yapıyorsun onu. Deep yazdığı için sadece derin suyun altında şampuan yazıyorsun. Derin su. Rezil rüsva bir insan oldum ya. Başka türlü dedim tutmuyor. Deli taklidi yapıyorum artık internette. Aynen öyle. İnternette deli ya da cringe olmazsa sana olmuyor. Sana bununla vereceğim. Çünkü havalı bardaklarım tükenmiş. Ya da istersen şununla verip latte dinam işareti falan yapabiliriz. Yok evet, be, ama dümdüz şuna koy içeyim ya. İçi el vermedi. Ben sonsuz yakalanamam asla bu hayattan. Senin olayın kahve oğlum. Mümkün aynen değil öyle. Yani. Hiç bunu de köpürmemiş. Keşke bir şey diyeceğim. Sütü falan isteseydim. Yulaf sütü köpürmüyor maalesef o yüzden. Senin suçun yok. Bir tane yulaf sütü köpürüyor. O da benim arkadaşımın yaptığı bir yulaf sütü. Lulaf diye bir marka. Sert bakın, kahve istiyorum değil mi? Sert. Olursa en sert kahveyi yapacağım. Hadi sana bakalım. Taşikardi keyfi. Hiçbir şey olmaz. Ben onun halinde 5 tane içiyorum. Bak bir şey oldu mu olmadı? Hiç. Hiçbir şey yok. Sonuçta içsen de öleceksin, içmesen de. Aynen öyle. Lulaf çok güzel. Araya gireyim hemen. Kızcağız evde yapıyor, kendi yapıyor. Aşırı lezzetli. Oo. Tek başına soğuk bile içerken çok güzel hakikaten. Nasıl yapıyor peki? Şey günde kaç litre yapıyor? Bayağı yapıyor yani şey. Artık hani bence bir yere geçmesi lazım. Çünkü kafelere falan da satıyor. Oradan da alabiliyorsun. Çok 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 başarılı ve tek köpüren yulaf sütü o. Piyasadaki hiçbir yulaf sütü köpürmüyor. Bir de barista olanlar köpürüyor. Şeyin, Akron'un baristaları köpürüyor. Ya şu şey çok iyiydi. Kokonat şey. Bakın aşağı linkliyoruz bunu. Aa güzel mi bu? Çok iyi. Hadi be. Hani kokonat seviyorsanız çok iyi. Daha çok kokonat tadı var içinde. Ama badem sütünün de mükemmel bir şekilde köpürdüğü peki, için şekerin onun da nasıl? Tatlı bu. Hı, tatlı. Bu için tatlı evet. Ama ben yani şeker atmazsın. Hani şekerli kahve içen arkadaşıma dün bundan yaptım içine şeker atmadı. O kadar. Yani bir vanilyalısı kadar tatlı değil ama kendince bir tatlılığı var. Elin mi yandı? Bir tık yandı. Üf. İşte sunumunda bazı şeyleri vardır böyle. Aynen öyle. Adabı bazen vardır kahve içmenin. Aynen öyle. Önce kimle içtiğini bileceksin. Sonra kime içtiğini.
Bakayım ışık. Özet geçmen gerekse ne derdin? Bu yanmıyor mu? Artık patlak. Peki onu nasıl değiştireceksin? Merdiven alıp değiştirebiliriz. B bloğa koyuyorlar, gidip almak zorunda kalıyorsun. Sonra rezidans geri bırakmak problemleri. Bence eminim bu hafta içerisinde. Ah başka dert vermiyorum. İngilizceyi 8 ayrı aksanda konuşabilir. Onur Karadağlı'dan muhteşem bir performans geliyor. İğrenç bir referans bu. I sure do. And if you like me too. I sure do like you. And if you like me too. Buyurun. Alexa. Non-binary galiba karar verebilirim. Bu hanımefendinin aksanla bir cümle söyleyince nasıl anladığını test edeceğiz. Aynı komutu hem İngilizce söylüyormuşum gibi. Hanımefendiyi de göstermek istedim. Bu arada Diana geldi ve bu gerçekten hiç bahsetmedik. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, bu o yükleyeceksin YouTube'a. Yükleyeceksin YouTube'a ve thumbnail olarak bu Diana'nın böyle yaptığı sahneyi gösterecek. Hani bunun üzerine para koyabilirim çünkü yaşadım. Poz verdiğiniz ana denk gelmişti. İşte böyle bir yapay zekanın da başka bir örneğini şimdi burada göreceğiz. Nasıl da bağladı be! Nasıl da bağladı? Profesyonel bir içerik üreticisi. Ve ekonomist olarak şimdi neyse. İngilizceymiş gibi davranınca, İngilizce aksanıyla söyleyince. İngilizce aksanı ne verecek. Be? İngilizce. Amerikan aksanı diyelim. Yok, İngilizce aksanı genel olarak. Yani sonuçta yani İngilizceymiş gibi söyleyince. Tamam. İngilizce cevap verecek. İtalyancaymış gibi söyleyince. Çünkü yani bu kelimeler İngilizce veya İtalyanca değil sonuçta. Özel isim yani. İtalyanca cevap veriyor. Bunu böyle ayarladım. Ya da İspanyolca, İngilizce şeklinde de ayarlayabiliyorsunuz. Niye ayarlayasınız bilmiyorum. Ben bunu niye yaptım hatırlamıyorum. Ama şöyle şey keşfettim. Bakın şimdi. Alexa, Spotify. Here's Spotify. Alexa, stop. Telif yemeyelim. Şimdi İtalyancaymış gibi davranacağım. Nasıl söyleniyor bilmiyorum. Bunu kendim uydurdum, öyle söylüyorlarmış gibi. Alexa, Spotify. Teknoloji bak budur. Hemen aşağıya linkliyoruz bunu. Hemen. İsterseniz doğru. İsterseniz benim aldığımın muhtemelen 3-4 katı fiyata falan alabilirsiniz. Çünkü paralel ithalat yoluyla geliyor Türkiye'ye. Çünkü bunun normalde fiyatı yurt dışında 30 euroya falan iniyor şeylerde. Ne? Kasım dönemlerinde. Teşekkürler. O zaman hadi yemek yiyelim. Çok acıktım. Evet. Tuğba ikinci izledik. İzleyemedik. Çünkü çok az izledik. Evet. Ya kaç? 9 dakika izlemişiz. Evet, bize kaldıya yetmez. Katılmış. Tuğba ikinciye 9 dakika. Asla yetmez. Aynen öyle. Ama benim gitmem lazım. Marla evde tek başına. Yemek yedim ondan da emin değilim. Yemiştir. İnşallah yemiştir. Selin eve gidecekti. Git artık. Çünkü ya bu video 55 dakika olacak ve insanlar bana küfredecek. Yani bomboş bir video olmaya yolundayım. Gerçi vlog zaten ne kadar dolu olur. Çok da emin yani değilim. Evet. Vlog zaten boş bir content yani diye düşünüyorum. Ki düşününce hiç de boş bir content değildi. Nereden baksan İngilizce desem var. İtalyanca desem var. Teknoloji. Kahve. Bunlar önemli içerikler. O zaman bu kız kaçar. Ve el sallıyor. Buradan böyle gidiyorum. Yorgun. Vlog'uma hoş geldin. Bugün yorgun. Evet, bugün yorgunsun. Biliyorum. Hı. Ben de yoruldum. Git gel git gel. Bu da eve işemiş. Bu da böyle bir köpek. Kilimi yıkadık. Şimdi kilimi asacağım. Gelmiş oyuncağını önüme koyuyor. İlgi istiyor ama biz de kendisine ilgi vermiyoruz. Biraz anlasın diye ama hiç anlıyor gibi de gözükmüyor. Succession'a başladık dün. Burak'tan unutmuş. O kadar yorgun. Güzel dizi, değişik dizi. Gergin bir dizi. Beni aldı net. Beni de aldı. Dallanıp budaklanacak. Ama bir tek... zoom olayını sevmedim. Evet abi. İşte şimdi onu söyleyecektim. Bir tek o 24 dizisi zoomları var böyle. Ve arka sokaklar. Görünce anlayacaksınız izlerseniz. O biraz böyle bayık. İnsanın alışması vakit alır yani. Ama konu, işleyiş falan ilgi çekici kesinlikle. Pizza söyledim. Pizza gömüp Succession izleriz gibi düşünüyorum. Ne dersin bu fikre? Akanj. Dijitürk'ü açtık izlemek için Succession'ı, onu da anlatayım. Sigarayı sansürlemişler. Biz de dedik ki biz buradan bunu izlemeyelim yani. Çünkü televizyon gibi bir şey. Niye sigarayı sansürlemişler anlamadım. Halbuki internette yayınlanıyor aynı zamanda. O yüzden rahatsız olduk ve yabancı dizi pv. bilmem ne nokta net adresinden izlemeyi sonu tercih PV ediyoruz. Sonu pv ama. Sonu pv olabilir. Hadi. Hadi.
Ne var lan? Eyvah, kudurttu hayvan. İnsene aşağı deli, gidiyoruz, hadi yürü gidiyoruz. Evet, 9.85 döviz kuruyla ablamı Amerika'ya yolluyorum. Yolluyorum ama ben yolluyorum. Uçak masraflarını ben karşılıyormuşum gibi, asla öyle bir şey yok. Keşke olsa. Neler hissediyorsun bu döviz kuruyla? Evet ya. Kendine bir içki koymuşsun. Yani bir ay önce gitseydim çok daha arada, fazla kârdaydım. Yani 1.000 dolar falan kârda olabilirdin gerçekten. Arkadaşlar merhaba hepinize, ben Pınar. Bugün sizlere... Zor işmiş kardeşim YouTuber'lık. Daha ilk dakikasında sıçtım. Arkadaşlar dersen olmaz ya. Bütün takipçilerime ve sevenlerime merhaba diyorum. Bu akşam saat 2.30 gibi İstanbul Havalimanı'na doğru yola çıkacağım ve New York'a uçacağım. Robot musun? 10 gün boyunca New York'ta gezineceğim yani. Memleket hasreti çekiyorduk ne zamandır. Vlogumu bitireceğim de sonra sonunda... Böyle mi bitirecek? Şuraya bir el koy, bu şekilde bu videoyu bitirelim. Yolculuklar. Bana bir şey al oradan. Bir şeyler.